Artı çarı akıttı. Şimdi bak ben size IMF'nin bu devlet içinde devleti kurduktan sonra vermiş olduğu 14 tane emri okuyayım. Evet. Tarımda, sanayide, hizmetlerde istihdam yasaklanacak. Çalışanların ücretleri artırılmayacak. Yatırım yapılmayacak. Sanayi kuruluşlarında ham madde için kalebi 18, mamul madde için 8 olacak. Engellensin diye. Evet. Üretimin gerçekleştiren tüm safhalarda azami vergi alınacak. Enerji ve ham madde pahalı olacak. Tarıma destek verilmeyecek. Tarım üretimi yasaklayacak veya kotalarla kısıtlayacak. Tarım üretiminde maliyet zararı mucibi olacak. Ne diyorum, dinliyor evet, musunuz? Hocam. Faizlerin vaktine emniyet ödenmesi için bütçede faiz dışı fazla azami derecede yüksek tutulacak. Buna karşılık faiz dışı harcamalar azami derecede kısılacak. Yatırım yapılmayacak. Evet. Üretimi engellemek, her şeyin ihracatı ithal edilmesi ve sıcak dövizin daha büyük rant elde etmesi için döviz kuru düşük tutulacak. Buna karşılık faiz oranları sürekli yüksek tutulacak ve dünyanın en yüksek faiz oranı Türkiye'de olacak. İstihdam, üretim ve ihracat temellerine dayanan reel ekonomiye geçilmeyecek. Süratle reel ekonomi yok edilerek rant ekonomisine dönüşecek ve bu rant ekonomisiyle sadece rantiye zengin edilecek. Sanayi ve tarım teşvikleri ortadan kaldırılacak. Böylece her şey dışarıdan alınacaktır. Sadece devlet değil, özel sektör vatandaşlar da dışarıya borçlandırılacak. Bankalar yanında reel sektör firmalarda da dış borçlanma esirilecek. Karlı ve stratejik kitler süratle yabancılara düşük bedelle satılacak. Yabancı sermayeler adı altında bankalar, gayrimenkuller, telekomünikasyon şirketleri, medya yabancılara satılacak. Ülkenin bütün milli meseleleri, yeraltı kaynaklar yabancılara verilecek. IMF'nin 14 tane emri. Hepsini de yapıyorlar galiba.